bugün Ankaragücü için gerçekten önemli bir gün. Diyeceksiniz ki her toplantıda böyle konuşuyorsunuz ama gerçekten bu işleri buralara getirmek zor. Kolay olmayan bir dönemden geçtik. Biliyorsunuz hep beraber yaşadık. Ankaragücü bizim geldiğimiz tarihten itibaren 10 aylık süreçte gerçekten kapısına kilit vurulma noktasına gelmiş bir kulübü. Şu anda tekrar transferlerini yapıp Süper Lig'de devam eden bir takım halinde olması gerçekten mutluluk ve gurur verici. Bugün buraya yeni transferlerimizi sizlere tanıtmak için buradayız. Onların imza törenini düzenleyeceğiz. Tabii ki buraya gelmek, bu imzaları attırmak kolay olmadı. Biliyorsunuz burada transfere yasak dosyalar vardı, konu olan dosyalar vardı. Bu dosyaları çözmek hiç kolay olmadı. Şimdi rakamlar dışarıdan kolay görünüyor ama bu işleri çözebilmek, bunları bir araya getirebilmek kolay değil. Maalesef bu kulüp 99 dakika oynamış bir futbolcuya 2 milyon 450 bin euro para ödemek zorunda kaldı. Bu para 20 milyonun üzerinde. Geçen gün burada bunu konuştuk. Bu iki futbolcuya ödenen parayla bu tesisleri belki Türkiye'nin en modern tesisleri haline getirebilirdik. Ama maalesef işte bu sıkıntılardan dolayı Ankaragücü ciddi ekonomik sorunlar çekiyor, yaşıyor. Bu imzalardan dolayı bunların bedelini hep beraber ödüyoruz şu anda. Bugün yeni bir gün, yeni bir başlangıç. Burada transfer etmiş olduğumuz 8 tane artı 9 tane altyapıdan bir arkadaşımızla beraber futbolcumuz bulunuyor. Bu futbolcu arkadaşlarımızı biz daha önce ben attığım tweetlerde de belirttim. Kamuoyunla da dönem dönem paylaşamadık. Bazı ipuçları vermeye çalıştık. Şimdi bir taraftan transfer yasağını açmaya uğraşıyoruz. Bir taraftan takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu arada da taraftarımızın tabii ki beklentisi var. Onlar da sabırsızlanıyor. Çünkü bıktı Ankaragücü taraftarı. Yıllardır transfer yasağı, transfer yasağı, transfer yasağı. Küme düşmemeye oynayan bir takım. Bundan dolayı da taraftara sonuna kadar hak veriyorum. Haklılar çünkü diğer kulüpler nasıl transfer yapıyorsa, kadrolarını oluşturuyorsa, günler öncesinden tanıtımını yapıyorsa bizim taraftarımız da doğal olarak aynısını bekliyor. Burada onlara hiçbir şekilde hiçbir sitemim yok. Haklı olduklarını söylüyorum ama biz burada şunu yapmadık. Daha önce de söyledim. Biz eleştiriyi göze aldık, yıpranmayı göze aldık. Bizim ilk futbolcumuz Afyon kampının neredeyse başlarında katıldı. Değil mi? Luka Adziç hemen hemen Afyon kampının başında katıldı. 4-5 tane 5'e yakın futbolcumuz neredeyse kampın yarıdan itibaren bölümünde kamptaydı. Diğer futbolcularımız da Ankara'ya geldiğimiz günden itibaren burada bizlerle beraber çalışıyor. Biz bunu niye söylemedik? Bu transfere yasak olan dosyalardan belki bir indirim alabilir miyiz? Ankaragücü'ne bir katkısı olur mu bu işin diye. Bunun için bunu bugüne söylemedik. Bütün sıkıntıları kendimiz yaşadık. Eleştirileri aldık. Bütün bu eleştirileri sinemize çektik. Bu arada kulübümüzü karıştırmak isteyenler devreye girdiler. Onların saçma sapan yorumlarına, yazdırdıkları saçma sapan şeylere muhatap olmak zorunda kaldık. Ama hiçbirisi bizi bu yoldan geri çeviremedi ve Allah'a şükürler olsun ki şu anda bu arkadaşların da lisansları çıktı, federasyondan onaylandı. Ankaragücü bu sezona diğer sezonlardan farklı olarak güçlü bir şekilde, güçlü bir takımla inşallah sahalarda olacak. Öyle ümit ediyorum ben. Yeni teknik ekibimiz görevine başladı. Fuat hocamız da biz Ankaragücü'nde uzun soluklu ve ekibiyle uzun soluklu bir çalışma planı programı yapmak istiyoruz. Zaten öyle konuştuk anlaşırken de kendisiyle. Beklenen sportif başarının, akademik bir takım havasının, kolej takımı havasının ve buranın Türkiye'ye örnek bir kulüp olma yolundaki adımları teknik ekip ve biz bu yönetim kurulu beraber atacağız. İnşallah Allah nasip ederse Ankaragücü 2-3 sene sonra belki Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü olan 100. yılında 2023 yılında Ankaragücü de farklı hedefleri oynayan bir kulüp olabilir. Bunun için biz çalışıyoruz. Tabii ki bu bir hedef. Ne kadar gerçekleştirebiliriz onu zaman içerisinde göreceğiz. Ama burada teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz biz burayı Türkiye'nin örnek kulüplerinden birisi olacak hale getirmek için söz verdik ve bu söz doğrultusunda da yolumuzda ilerleyeceğiz.
Bizim bu transferi açmamız konusunda tabii ki yönetim kurulumuzun katkıları muhakkak var ama bunun haricinde burada belirtmek isterim. Özellikle bu ligden düşmeme kararının alınmasından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten de Ankara Gücü'ne özel bir ilgisi oldu. Sağ olsun. Türk sporunda, Türk futbolunda her kurumla, her bölümle ilgileniyor. Biz bunu biliyoruz. Bizim kulübümüzde de bir ilgisi, bir alakası olmaya başladı. Bunun için buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Transfer yasağımızın açılmasında da katkıları oldu. Bunun haricinde Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Bey'e de bize geldiğimiz günden beri destekleri, geldiğimiz günden beri olan destekleri için kendilerine de teşekkür ediyorum. Onların da Ankara Gücü'ne katkıları oluyor ve devam ediyor. Transferin açılmasında da katkıları oldu. Onu da buradan söylemek istiyorum. Ankara Milletvekilimiz Sayın Mücahit Aslan Bey'e buradan tekrar teşekkür ediyorum. Kulübümüzde geldiğimiz günden beri kendisi birebir ilgileniyor. Ve yönetim kurulu üyemiz Sayın Faruk Koca'ya bu işlerin, bu ekonominin düzelmesinde, bu paraların bulunmasında kendisinin çok ciddi bir katkısı var. Ankara Gücü bugün ayaktaysa bunda en önemli etkenlerden birisi Faruk Koca'dır. Bunun da buradan bilinmesini isterim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma özellikle bu son günlerde çok ciddi mesai yapan Önder Akdoğan'a, Tamer Açar'a, Celalettin Alkan'a, İsmail Atasoy'a, işte Levent Bey, Gökalp kardeşime, bunların hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle bu ekip, Önder Bey, Tamer Bey, Celalettin Bey burada icra işlerinde gerçekten de ciddi mesai ve emek harcıyorlar. Burada tekrar hepinizin huzurunda da onlara da teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tekrar hepinize de hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun. Sayın Başkanım, Sırbistan uyruklu 17 Eylül 1998 Belgrad doğumlu Luka Adzic. Luka Adzic, U21 Sırbistan milli takım kaptanı olarak da görev yaptığı mevkisi sol ve sağ kanat, geldiği takım Anderlecht. Luka'yla imza alıyoruz. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Luka isterseniz şuradan. Ha, buradan da rahat olur. Evet Luka. Tamam. Bir dakika da onlar da alacaklar herhalde. Tamam. Bir takım Ankara Keçiören Gücü, sözleşme süresi 2+1 yıl. Erdoğan hoş geldin. Geldiği takım Slaven Belupo, sözleşme süresi 2+1 yıl. Kurt, sözleşme süresi 2+1 yıl. Gel Şahver, hoş geldin. Hayırlı olsun sana da. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Heh, şuraya atıyormuş gibi yapıyor istersen. Osmanlı Spor, sözleşme süresi 2+1 yıl. Atakan hoş geldin. Hayırlı olsun. Gel. Geldiği takım Konya Spor, sözleşme süresi 2+1. Mevki Santrafor, geldiği takım Royal Antwerp, sözleşme süresi kiralık. Geldiği takım Genk, sözleşme süresi kiralık.
altyapısından yetişip profesyonel olan bir kardeşimiz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Tamam arkadaşlar. Biz tamam.